Şimdi bu fotoğraf şehitlerimizden birinin e, Tokat'ta e, ailesinin evine asılan bayrağı gösteriyor. Elbette canımız çok yandı, çok üzgünüz. E, yani hani bir süredir bu tip haberler çok nadir geliyordu ve gelmesini hiç arzu etmediğimiz haberler. Altı yiğit dedik. Bakın, yani şu fotoğraf hepimizin içini daha fazla yaralayan bir fotoğraf. Bu ülkede e, Tokat'tan geliyor. Ben bölgeyi bilirim. E, kerpiç evler vardır, yoksulluk vardır köylerde ve bir yoksul aile fark etmiyor yani tabii ki burada şunu da söylemiyorum yani yoksulu, orta sınıfı, zengini fark etmeksizin. Yani hiç kimseyi kaybetmememiz lazım hele 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 terör saldırılarında hele hele yani bu ülkenin e, savunması için çaba sarf eden, emek veren, canını veren bu insanları unutmamamız lazım ve şu şu tablo. Belki de yüreğimiz zaten yangın yeriyken o yangına böyle bir benzin serpti, yoksulluğu ve yoksul yoksullukla mücadele eden bu ülkenin insanların, çocuklarının e, şehit olması, e, işte biliyorsunuz bir süredir bunları hep konuşuyoruz. Yani bir tarafta e, işte askerlikten uzak durmaya çalışan kaçan insanlar, e, işte parası olmadığı için bir bedelli uygulaması getirildi. O uygulamadan muaf olanlar öte taraftan hani e, işsizlik var. Üniversite bitiriyor, başka bir iş bulamıyor. Askerlikte teskere bırakanlar. Yani hayatını devam ettirebilmek için asker olanlar. Elbette hepsi çok kıymetli. Başımızın tacı. Ama geldiğimiz nokta itibariyle ya yani şu şu fotoğraf yani canımız zaten yanmıştı. Çok mutsuz olduk. Dün akşam aldığımız o haberle beraber öte taraftan o haberin üstüne şu fotoğrafları görünce yani olan hep garibana oluyor yani demek istemiyorum ama yani o öyle oluyor ya. Bu ülkede öyle oluyor yani. Hani birileri sıcak yataklarında hayatlarına devam ediyorlar. Biz bugün sessiz kalma dedik. Ee, aslında böyle bir haber tabii yoktu gündemimizde dün gece geldi. Ama sessiz kalmamamız gereken şeylerin başında da bu geliyor galiba. Yani bu ülkede her bir e, yurttaşın kıymetli olduğu, her bir canımızın çok kıymetli olduğu... E, artık bu tip bu terör terör belasından bu ülkenin kurtulması için ne gerekiyorsa yapılması gerektiği. Bunları bir kere daha dile getirmek zorundayız. Sessiz kalmayın. Sessiz kalmamalıyız. Sesimizi çıkartmalıyız ve hani bu tip haberleri de artık yani görmek istemiyoruz. Gerçekten çok canımız yanıyor. Sizler de yazıyorsunuz diyorsunuz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum demiş Abdullah Bey. Başımız sağ olsun. Yıllardır hak mücadelesi veren askerler var, subaylar var diyor. Yani o en azından hani bu mücadelenin içerisinde olan insanların e, hayatlarının iyi gitmesini sağlamalıyız diyor. Erdoğan Bey sustukça geleceğimizden çalınacak sessiz kalmayın diyor. Günaydın Tolga Bey diyor ki günaydın başımız sağ olsun hep sessiz kaldık sessiz kalma desek de bu yaşadıklarımızda bizim de payımız var diyor. Mevzu bahis gasp edilmiş hakların geleceğin ise sessiz kalmayarak e, ...tasarlamamız lazım diyor Süleyman Bey. Muhalefete de, odalara da, sivil toplum örgütlerine de çok görev düşüyor diyor. E, sessiz kalma dedik biz de bugün. Sizler de sessiz kalma etiketi altında yazarsanız paylaşırız. Çok canımız yandı, çok mutsuz bir sabaha uyandık ama... ...yani bunu da sizlerle paylaşmak durumundayız. E, yaşadığımız acı bu sabah itibariyle böyle.